Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. 26 Mayıs 2023, Cuma bugün. Ben İrep Çakır. İşte Kanada kokoreçi diyorum size. Ve bakalım, ahtapot efsanesi gerçek mi? Hatırlıyor musunuz, birinci turda sizinle Los Angeles'tan çiğ köfteciyi paylaşmıştık. Bizim neyimiz eksik demiş olmalılar. Burası Toronto, burada da işte bu food truck var. Turkish food truck. Kokoreç, tantuni, şiş. Ağzımız sulandı değil mi? Her şey işte şu food truck'ın içinde oluyor. Bütün efsaneler. Etin neresinden yapılıyor? Peki o kokoreç nasıl yapılıyor? Kimler bu Turkish Food Truck'ı kurdular? Nasıl bir hikaye var arkasında ve tarifler neler? Hadi bakalım, hikayeye koşalım. Köfte, şiş, kokoreç, tantuni. İşte burada. Nerelerden geldiniz? Merhabalar, İstanbul'dan geldim ben. Yaklaşık 3,5-4 sene oldu ben geleli. Şimdi bu food trucklar bizim için mühimdir ama hani Türkiye daha önce var mıydı bu tam da bu yemekleri olanı? Aslında bu yemekler yoktu. Bizde bu fikir de buradan çıktı. Yani hiç böyle ıslak hamburger, tantuni ya da kokoreç yapan yer görmedik. Bu zamana kadar da yemedik ben geldiğimden beri. Dedik, ya ben arkadaşlarıma çok yapıyordum. Arkadaşlarım da çok beğeniyordu. Dedim neden kendi bu food truck'ım olmasın, neden yapmayayım başka insanlara, başka insanların neden yemesin dedim. Fikir buradan çıktı aslında. Peki şimdi bak, bu kokoreç deyince akan sular duruyor ve millet de merak ediyor. Yok odu tavuktan, yok bilmem balıktan yapıyorlar. Nedir bu işin aslı astarı? Aslında biz ahtapottan yapıyoruz. Bağırsak temizlemek istemiyorum. Yani bağırsaktan yapmıyorum. Ve ahtapot dediğiniz zaman aslında yediğiniz şey genel olarak spicy, yani baharat yiyorsunuz. O yüzden de biz ahtapotun bütün tadını içerisinden çekiyoruz. Özel bir marinasyonumuz var, özel bir pişirme sistemimiz var. Ondan sonrasında baharatı eklediğiniz zaman düzgün bir pişirme sistemiyle zaten kokoreçi çevirebiliyorsunuz. Peki şimdi bu kokoreçin tam da kokoreç olmadığını söyleyelim mi izleyicilere, Tabii söylemeyelim ki. mi? Yani ya şöyle, gelip kendileri bu deneyimi yaşamaları lazım. Kendileri söylesinler. Bize göre kokoreç besin değeri daha kaliteli. Çünkü ahtapottan yapıyoruz, balık bazlı. O yüzden biz daha çok beğeniyoruz. Yiyen insanlar da, ben bugüne kadar bir tane bile şikayet almadım. Bir kişi bile "Aa, bu kokoreç değil" demedi. O yüzden gelip kendileri denemeleri gerekiyor. Yiğit, oralardasınız. Neyle uğraşıyorsunuz? Niye burada çalışmak istediniz? Valla aslında niye burada çalışmak istedim? Burak Mirza benim liseden arkadaşım. Çok eskiden birbirimizi tanıyoruz. Burada da aslında bir grup olarak biz Mirza'yı burada hareketlendirdik. Çünkü yani yaptığı yemekler falan, köftesinden tutun kokoreçine, evde yapıyor ve gerçekten hani Türkiye'de özlediğimiz lezzetler. Ve bir gün oturduk, dedik ki bunu mutlaka hani buradaki insanlara da şey yapalım, açalım, yapalım vesaire gibisinden. Ama şu ana kadar da iyi ki yapmışız diyoruz. Çok fazla insan geliyor, çok fazla insan da beğeniyor. Nerelerde oluyorsunuz genelde? Biz üniversitenin içindeyiz. Hafta içi üniversitede Roberts Library diye bir yer var. Tam üniversitenin içerisindeki kütüphane. Onun hemen karşısındayız. Hafta sonu da Trinity Bellwoods Park'tayız. Trinity Bellwoods'un Queen Entrance girişindeyiz. Yani Queen Entrance'ındayız. Bütün GTA'yı geziyor musunuz? Çok talep geliyordur size. Ya çok talep oluyor. Gezmeye çalışıyoruz ama biz de daha 1,5-2 ay oldu başlayalı. O yüzden çok fazla yeri gezmedik daha. Elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Bütün Türk konserlerinde bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz. Orada bizi zaten bulabilirler. Bizim de Instagram sayfamızı takip ederlerse bütün lokasyonları gün ve gün paylaşıyoruz. Ev köftesinin tarifini verecek misiniz bana? Ev köftesinin tarifini özel olarak. Yani siz isterseniz sizi özelden veririz ama başka kimseye paylaşmıyoruz. Yiğit, müşterileriniz sadece Türkler mi? Aslında ilk başta Türklerdi ama bulunduğumuz lokasyondan ötürü çok fazla yabancı öğrenciler de geliyor. Özellikle ıslak hamburgerde %100 bir yabancı neredeyse var diyelim. Zaten daha önce de ıslak hamburger yiyen öğrencilerimize şey diyoruz. Bunu bir kere tattıktan sonra akşam bir daha mutlaka geleceksiniz diyoruz ve bu gerçekleşiyor. Bu addicted dediğimiz olay gerçekleşiyor yani ıslak hamburgerde. Yani yabancılar da çok beğeniyor. Peki ağız tadında bir farklılık var mı sandviçin içine? Hele mesela köftenin, şişin içine, hani şunlardan hangilerini kim koydurmak istiyor? Genel olarak herkes zaten soğan, yeşillik ve marul koyduruyoruz. Tantuni'de beyaz, diğerinde kırmızı soğan kullanıyoruz ve Asya kültürü de burada ve diğer kültürlerde de çok fazla soğan olduğu için çok beğeniyor. Özellikle Tantuni'de bir de limon koyduğumuz için etteki o ekşi ve de acılı tat, hani sour and spicy dediğimiz olay çok fazla beğeniliyor. Bunlar kimlerin tarifleri oldu peki? Ya aslında şöyle, benim ablam İstanbul Modern Müzesi'nin şefi kendisi.
Eşi de çok ünlü bir şefle çalışıyor. Aliron'un şeflerinden bir tanesi. Onlar sağ olsun bizlere çok yardımcı oldular. Biz de, ben de herhalde yaklaşık 5000-6000 köfteden sonra bütün her şeyi geliştirip tantuniyi de herhalde 3000 kere yapmışımdır. Geri kalan şeyleri çok fazla yaptığım için bir şekilde ister istemez yerine oturuyor zaten taşı. Etleri nereden alıyorsunuz? İyisini nasıl seçiyorsunuz? Zorunlu. Şöyle, etleri bir İran markesinden alıyoruz. Bu etin iyisini şöyle kullanıyoruz. Beşi bir yerde denilen bir bölgesi var Dana'nın. Onun her bir bölgesinden işte tantuni için ayrı, ıslak hamburger için ayrı, diğer et şeyleri için ayrı bölgeler çıkartıyoruz. Hatta köftemizin formülü de şu, biz zırhtan geçiriyoruz köfteyi ve içinde kuyruk yağı var. Aynı zamanda diğer şeylerde zaten annelerimizi kullandı. İşte ekmektir, kimyondur, diğer şeylerle bezediğimiz zaman ağız tadına çok yakışan bir formül çıkıyor ortaya. Ben de anne köftesini deniyorum. Evet. Bakalım. Afiyet olsun. Çok değil, 3 aydır Toronto ve çevresindeler. Her an karşınıza çıkabilirler. Başkonsolosluğa oy vermeye gelenlerin çoğu tanıştı bile onlarla. Sandık üstü tantuni iyi geldi üstelik. Oy demişken seçimler için deli gibi çalışan gönüllülerin halini ve oy vermeye gelenlerin hikayelerini hiç üşenmeden günler boyunca Instagram kanalında yayınlayan Duygu Taş'tan arada son röportajımızın kameramanlığını da yaptı bu arada. Ne güzel derledi Kanada'daki oy heyecanını ve son durumu. Girsin şimdi hayatımıza. Bir göçmenin kendi yazdığı, bestelediği parçalarıyla ortaya çıkardığı Göçmen albümü. Caz ama türkülerimiz de var içinde. Çok dolu, çok renkli bir ezgi yolculuğu. Fuat Tuaç'la bu röportajımı müzik seferler dinlesin isterim. Ve özellikle kendine Kanada'da bir müzik geleceği arayan gençler. We'll start with the first song from the album. Asla unutamam gözlerinin rengini. Gözlerinde gördüğüm o dingin denizi. Sularında yüzdüm, sahilinde yürüdüm. Açıldım ki unuttum ben kendimi. Toronto'nun en şık, en yeni jazz kafesi Poetry Cafe'de. Arka tarafta beyaz Kanadalılar, ön tarafta Fuat Tuaç. Nasıl bir duygu bu göçmenlik duygusunun caza böylesine yansıması? Bu gece çok güzel bir duygu çünkü albümü lanse ediyoruz. Dolayısıyla mükemmel. Ayrıca de Türkçe şarkıları caza uyarladık. Aşık Veysel'i yorumladık. Ayten Altman'ı yorumlayacağız ikinci sette. Çok güzel bir duygu. Kolay bir yolculuk olmadı. Bu yolculuğu da anlatmak istedim. Dolayısıyla bu albümü yaptım. Şarkılar yazdım. Acılarımı, duygularımı şarkılara dökerekten şarkılarla ifade etmek istedim. Bu yolculuk göçmenlik yolu. Immigrant. Avukatlıkla Türkiye'den başlayıp burada Kanada'ya, önce Montreal'e, arkasından Toronto'ya uzanan bir tamamen artık sanat yolculuğu. Kesinlikle. Peki, bundan sonra ne bekliyor şimdi? Sırada neler var? Sırada turnemiz var. Albüm tanıtmaya geldi sıra. Hiç gitmediğimiz Vancouver'a ve Victoria'ya gidiyoruz. Daha sonra Kanada'daki ilk durağımız olan Montreal'e geri geleceğiz.
Yeniden Vancouver'a gidiyoruz. Arada bir Calgary durağımız var. Daha sonra da Avrupa turnemiz. Bir Türk ismiyle, Fuat Tuvaç ismiyle birlikte iki tane albüm çıkarmış olmak, yani bütün bunları yapabilmek kolay mı? Değildi. Değil, değil mi? Değildi. Zaten ama... bu sanırım değil mi albümü besleyen Immigrants, tüm bu toplumun ne kadar hani çok kültürlü olduğunu düşünsek de Kanada toplumunun içindeki bütün zorlukları aşabilmek. Tabii ki. Dur. Ne umdum, ne buldum. En güzel özetleyen atasözümüz bu. Ama bulduğumuzun aslında güzel bir şey olduğunu daha sonra farkına varıyoruz. Çünkü göçmenler başkalaşıyorlar. Her iki kültürün de en güzel kısmını almak bize düşüyor ve başkalaşmak, daha güzel bir yöne doğru ilerlemek. Ben de bu yönde en azından müzikal anlamda ilerlediğimi düşünüyorum. Yani artık şöyle diyelim Ali, gerçekten kabul görmüş durumdasın şu anda bir Türk caz müzisyeni olarak. Sanırım buralarda konser verebiliyorsan ve turneye çıkabiliyorsan sanırım evet bunu söyleyebiliriz, evet haklısın. Tamam, peki şeyle bitirelim şöyle. Ne umdum ne buldum diyor Fuat Tuvaç ama bir de kan ter ve gözyaşı vardı arkasında. Kesinlikle, doğru. Kesinlikle. Uykusuz geceler, zorluklar, bazen o kapıları aralamak çok da kolay olmuyor. Senin dediğin gibi beyaz Kanadalılara açık olan ve caz Kanadalıların, bizim için türkü neyse caz Kanadalılar için o. Yani İstanbul'da şık caz barlara giden arkadaşlar yanılmasınlar. Caz Kuzey Amerika'nın türküsü ve caz barlar aslında şık yerler değil. Burası çok şık bir yer ama aslında değil ve bu kapalı. Bir kapalı devre işleyen bir alan ve burada Avrupa'dan ya da Türkiye'den gelen bir insanın kendisine yer bulması çok da kolay olmadı. İşte bunu başaran Fuat Tuvaç ve şimdi de arkadan böyle izleyicilere bir küçücük dinletelim mi? Uzun ince bir yoldayım. Zevkle dinleyeniniz de var, sesimi duymaya tahammül edemeyeniniz de. Gördüğünde içtenlikle kucaklayan da var beni, burun bükeni de. Herkesin kendi algısı, kendi duyguları var elbette, karışamam. Bir de videonun altına şu yorumu yazan izleyici var. İzleyici dedim ama anladığım kadarıyla izleyemiyor da. Şöyle yazmış, sadece bende ne oluyor bilmiyorum. Saygım da var kendisine ama beni hayattan soğutuyor bu kadın. İmza Cem Taner. Facebook'ta Kanada Türk Dayanışma grubunda paylaşmış haberimin tanıtım videosunun altına. Saygı duyuyormuş, eksik olmasın. Ama siz siz olun, hayattan soğumayın. Gelin bir çayımı için. Bakın çiçeklerim ne güzel bahçemde. Renkleri, kokuları içinizi ısıtsın. Aman soğumayın hayattan. Esen kalın.